15 saniye. 15 saniye. 10. 10. 9. 8. 7. Oldu da. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Acele etme, çok yavaş. Sol kolu uzattım yanlışlıkla. Yok, çok acele etme. Evet. Yavaş yavaş. Bekle, evet. Başının ayakları falan kontrol et. Çok kıyıldım. Nasıl istersen. Sen elinde geliyorsun. Ben alıyorum seni. Harikasın. Harikasın. Bravo. Sevgilim, müzik erken vardığına gelsin. Bravo. Aynen. 100. yılımız armağan olsun. Bravo. 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 Saat 30 saat devam. Paneket düzgün ya, bir şeyim yok. İyiyim. 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 Bir şeyim yok aslında. Tamam. Hem neler söylemek istersiniz bugün? Yani aslında çok önemli bir gün bizim için. Maltepeli sporcumuz İrem Sönmez. Uzun zamandır antrenman yapıyoruz. Bugün hazırlandık kendisiyle. Gerek mental gerekse fiziksel olarak. Dün saat 17 itibariyle denize girdi. Non-stop, aralıksız ve durmaksızın toplam 24 saat yüzdü. Ve bu yüzüşünü Türkiye'de, ülkemizde vefat eden kadınlarımız için, şiddete uğrayan vatandaşlarımız için, şiddetin her türlüsüne, kadına şiddete karşı için bir farkındalık eylemi, bir farkındalık yüzme organizasyonu gerçekleştirdik. Merhabalar, İrem Sönmez ben. 39 yaşındayım. 9 yıldır sporla ilgileniyorum. Yüzme de çok yeni bir branş benim için ama çok gönülden yaptığım bir branş. Karar verme aşaması şöyle oldu. Yani 100. yılla ilgili bir şey yapmak istedim aslında. O aralar işte Şahika Ercüment dalıyordu vesaire. İşte benim kendi grubumdaki arkadaşlar böyle maaşları işte geçiyorlar. Katalina falan geçiyorlardı boğazları. Dedim ki benim de 100. yılla bir şey yapmam lazım bir kadın sporcu olarak. Orada düşünürken dedim ki yani ben ne yapabiliyorum? 24 saat birçok şeyi yaptım şimdiye kadar. Yüzebilirim de, yüzmeyi de seviyorum. Herhalde yüzerim falan diye düşündüm. Sonra Vaner Beylerle Maltepe Belediyesi'yle yolumuz kesişti. Onlar da projelerini biraz daha taçlandıralım. Kadına karşı, şiddete karşı bunu yapalım dediler. Ben de içinde bulunmaktan gurur duyarım tabii ki dedim. Ben akşam tabii başladım. Gündüzdü. Hava karardı. Herkes gitti. Birkaç insan kaldı burada hani belli bir saatten sonra. Yalnızsınız tabii. Konuşmuyorsunuz. Sadece teknikteki arkadaşlarla konuşuyorsunuz. Sağ olsunlar. Onlar da gerçekten çok yardımcı oldular. Her 45 dakikada bir beni beslediler. Yani zor bir süreç orası. Hem işte sessiz bir ortam, hem karanlık, hem yalnızsınız. Değişik yani hani 24 saat mental olarak çok güçlü olduğuma inandığım için bu projeyi yaptım. 10. saatte kolum ağrımaya başladı. Ben devam ettim yüzmeye. Hani farklı açılarda yüzmeye devam ettim. Belki geçer diye. Bazen oluyor çünkü her sporcu olur. Kramp girer çıkar vesaire. 3 saat kadar öyle acıyla yüzdüm. Dedim ki olacak gibi değil. Değişmeyecek bu belli. Dedim ki sistem değiştiririm. Yüzüstü yüzemiyorsun madem, sırt üstüyüz. İşte biraz kolu farklı şekillere getirerek işte 10 saattir, 11 saattir falan işte yarı tek kolla devam ettim. Evet. Tekneye dokunmak bile yasak. Sadece beslenmeye alıyorsunuz arkadaşlar. Neler yedim? Karbonhidrat jelleri, patates, turşu suyu. Evet, o güzel yani, diyetisyenim sağ olsun. Ya patatese tuz konması gerekiyordu ama arkadaşları çok uğraştırmamak için gecenin bir vakti dedi ki yani turşu suyu daha iyi olabilir yanında içebilirsen, miden sağlamsa. O yüzden turşu suyunu ilave ettik. Muz bol bol. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Verdiğiniz güven için. Arkadaşlar, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok mersi.
kadar kızarmış.